Mülteka tercümesindeki hile. Sual. İzahlı Mülteka Tercümesi isimli kitapta diş dolgusunu çıkarmak mümkün olmayınca dolgunun üstünden geçen suyla iktifa edilirse gusül sahih olur deniyor. Bu delil gösteriliyor. Mülteka muteber değil mi? Cevap. Mülteka kitabı elbette muteberdir. Ama bu kitapta böyle bir ifadenin olduğunu söylemek sahtekarlıktır. İzahlı yerine ilaveli dense daha isabetli olurdu. Mülteka kitabı yazıldığı zaman dolgu diye bir şey yoktu. Bu bakımdan kitabın orijinalinde dolgudan hiç bahsedilmiyor. Bahsedilmesi de mümkün değildir. Kitabın müellifi İbrahim Halebi Hazretleri 1549'da vefat etmiştir. Tercüme eden bu kısmı kendisi ilave etmiştir. Tercümesinin dipnotuna yapılan bu ilave asla muteber değildir. Çünkü 1825'te Paris'te ilk suni diş yapıldığı diş tabipliği kitaplarında yazmaktadır. Bunu delil sayan, orijinaline ilave eden kadar suça ortak oluyor. Bazı ahmaklar da mültekada böyle bir şey var diyerek delil olarak gösteriyorlar. Hatta 1000 sene önceki Mebsut'tan bile diş kaplaması hakkında delil gösteren sahtekarlar türemişti. Halbuki 200 sene önce dolgu ve kaplama diye bir şey yoktu. Böyle söylemek 100 sene önce bilgisayarlar vardı demekten farksızdır. Denize düşen yılana sarıldığı gibi bunlar da delil bulamayınca yalana ve sahtekarlığa sarılıyorlar. Birkaç örnek daha verelim. 1. Hindiyenin dişinde kovuk bulunup içerisinde ya dişlerinin arasında yemek kalırsa veya burnunda ıslak kir bulunursa gusül sahih olur. Kir ıslak değil kuruysa altına su geçirmeyeceği için gusül sahih olmaz ifadesindeki kir ıslak değil kuruysa altına su geçirmeyeceği için gusül sahih olmaz kısmını kasten çıkarıp diş dolgusu gusle mani değil diyen ilim sahtekarları da çıkmıştır. 2. İzmirli İsmail Hakkı camileri kiliseye benzetmek için sandalye, koltuk, müzik aletleri konmasını ve Türkçe namaz kılınmasını isteyen reformcu heyetten biriydi. Bu reformcu da Siyer-i Kebir şerhinde olmayan ifadeyi var gibi göstererek diş dolgusu gusle mani olmaz yalanını savurmuştur. Merhum hocamız bu reformcunun yaptığı bu çirkin işi ilimde sahtekarlık olarak bildirmiştir. İslam ahlakı. 3. İttihatçı Mason Şeyhülislam Musa Kazım Mecmua-i Cedide'nin ikinci baskısına, birinci baskıda bulunmayan diş dolgusu gusle mani olmaz ifadesini ilave etmiştir. Diş dolgusu gusle mani olmaz diyenlerin genelde Mason, mezhepsiz, İbni Teymiyeci ve ilim sahtekarı kimselerle bunlara aldanan zavallılar olduğu görülmektedir.